Sevgili seyirciler, Ege Televizyonu'ndan sesimizin, görüntümüzün gittiği en uç noktadaki herkese, yayında, yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına merhaba diyerek İzmir'in hakikaten hem insani sıcaklığıyla, dostluğuyla hem de hava sıcaklığıyla sesimizin, görüntümüzün gittiği her yere merhaba diyerek yayınımıza başlıyoruz. Bir Erhan'ın günlük programında daha beraberiz. Tabii ki bizi Türkiye'nin veya dünyanın neresinden seyrediyorsunuz bilmiyoruz ama bu ara bölgemizde gerçekten ara ara stres yaratan bazı olaylar oluyor. Tabii ki Mart ortasından beri Türkiye'de tek bir gündem var. Hatta dünyada tek bir gündem var. Pandemi, koronavirüs, COVID-19 ve bunun paralelindeki diğer sorunlar. İnşallah en kısa zamanda bu dertten, bu beladan kurtulacağız diyoruz tüm dünya olarak, başta ülkemiz. Ve ondan sonra da yeni normal hayatımıza döneceğiz. Fakat yeni normal hayatımıza dönerken de aslında yine karşılaştığımız birçok olay var. Bunun öncesi de Türkiye'nin ne yazık ki değişik yörelerinde bazen çok şiddetli, bazen de insanı korkutan depremlerle karşılaştık. Kısa süre önce İzmir'de bir merkez üssü Manisa Saruhanlı, bir de pazar akşamı da Marmaris merkez üssü olan iki deprem yaşandı. Bu iki depremin aslında olduğu lokasyonlar İzmir'den çok uzak ama İzmir'de de çok net hissedildi ve tabiri caizse ciddi bir korku yarattı. Bunu konuşacağız değerli konuğumuzla. En azından uzmanlar bu işe ne diyor, bununla ilgili ne düşünceleri var, neler yapmamız gerekir, bizleri nasıl yönlendirebilirler? Sinan Can Özicer'le beraberiz. Önce konuğumuza merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, teşekkür ederiz. Sinan Can Özicer, jeofizik mühendisi ve jeofizik mühendisleri odası İzmir Şube Başkanı. Öncelikle kendisini bu programda ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu ve değerli vakitlerinde bizlere ayırdığı için kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Her iki depremi de hissettiniz mi geçen hafta içerisinde oluşan? Manisa'dakini ayaktaydım, iş yerindeydim. Artık belediyede çalışıyorum ben. Belediyede teknik masada mühendis olarak da devam ediyorum. Ama pazar günkü oturduğum bir yerdeydi. Bir de sahil kenarındaydı. Onu tabii daha iyi hissettim. Ama tabii sadece benim hissetmem değil, önemli olan birçok vatandaşımızın hissedip bundan dolayı biraz korku ve panik içerisine girmesi. Ama sürekli hem karşı karşıya geldiğimiz durumlarda hem sizinle şu anda yaptığımız gibi canlı yayından da söylediğimiz bir şey var ki İzmir'de yaşıyorsak, İzmir ya da Ege bölgesinde yaşıyorsak depremlere alışmalıyız. Esasına bakıldığında Türkiye'de yaşıyorsak depremlere alışmalıyız dememiz daha doğru olur. Çünkü alttan Afrika kıtası itiyor, yukarıdan Anadolu levhası ona direnç göstermeye çalışıyor. Ülkemiz saat yönünün tersine doğru yaklaşık 3-4 santim, yılda 3-4 santimlik bir ilerleme kat ediyor. İşte bunların hepsini bir enerji birikimini oluşturan sebepler. İşte bu enerji birikimleri de belli bir zaman sonra nasıl bizler bir balonu üflüyorsak, üfleye üfleye belli bir zaman sonra patlıyorsa, bu enerji birikimi de fay dediğimiz kırıklardan boşalarak titreşimler halinde, sismik dalgalar, deprem dalgaları halinde, titreşimler halinde yeryüzüne vuruyor ve yeryüzüne de bizler sallanarak bunu deprem olarak hissediyoruz. Ama tabii ki buna alışmalıyız, bunu bilmeliyiz. Bu coğrafyada yaşıyorsak buna önlemleri alarak, bilincimizi sağlayarak tabii ki bunları, bu yaşam tarzımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Ama sadece tek bir mecraya bağlı bir bilinç veyahut da alınması gereken tedbirler değil. Vatandaşların üzerine düşen görevler var. Sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen sorumluluklar var. Belediyelerin, yerel belediyelerin, yerel yönetimlerin daha doğrusu yapması gereken şeyler ve tabii ki devletimizin yapması gereken şeyler. Ya bunlar hep birbiriyle koordineli şeyler. Evet. Piramit gibi düşünebiliriz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yaptığı sürece de bu herkesin korktuğu, endişe duyduğu depremden çok rahat bir şekilde hayatımızı aslında tabii siz tabii ki çok güzel özetlediniz olayı. Siz sonuçta bir uzmansınız, jeofizik uzmanısınız, mühendissiniz. Hayır, ama yani bir sade vatandaştan ya da bu konuyu çok irdeleyemeyecek kadar bu bilgilere sahip olamayan vatandaştan daha bilimsel yaklaşabiliriz ama ben biraz da halk ağzı, halk dili konuşmak istiyorum sizinle. Evet, İşte mesela ben yani bu doğru mudur, yanlış mıdır? Mesela çok yüksek binalarda, çok üst katlarda depreme yakalandığınız zaman çok daha net hissediyorsunuz. Evet. Hakikaten de korkuyoruz. Mesela ben dersem ki depremden korkmuyorum, kendime yalan söylemiş olurum. Gerçekten çok korkuyorum. O uğultu birkaç sefer hissettiğimde, Allah'a bin şükür şu son iki tanesinde de ikisinde de yoldaydım, hissetmedim ama mesele benim hissedip hissetmemem değil tabii ki.
Biz tabii. deprem anında neden korkuyoruz? Yani işin psikolojik boyutu olarak sormuyorum. Ya bu bina kurallara uygun yapılmışsa, zemin etütü yapılmışsa, her şeyi düzgünse korkmamız gerekiyor mu? Sıfır. Korku oranı sıfır. Yani şöyle bir şey diyeyim. Esasında 2007 ve sonrası yapılan bir binada normal standartlarda yapılıyorsun. Yönetmelik standartlarında. 2007. Yani 2007. 2007 neden diyorum? Tabii ki vatandaşlarımız merak edebilir. Tabii ki en son yönetmelik geçen yıl ortaya, yani geçen yıl çıktı AFAD tarafından. 2019 deprem yönetmeliğiydi. Onun ciddi bir şartlamaları olsun, standartlar üst düzeydi. Ama ondan önceki 2007 deprem yönetmeliği de gerçekten çok iyiydi. Hem Amerikan deprem yönetmeliği hem Avrupa deprem yönetmeliği karmaşığı, karıştırılmış bir şekilde yapılmış bir deprem yönetmeliğiydi. O da çok iyi olduğundan dolayı 2007'den sonraki yapılmış, inşa edilmiş ya da ruhsat almış tüm binalarımızda gönül rahatlığıyla zemin ne olursa olsun, çünkü o zemine uygun bir tasarım yapılıyor. Hem yeraltı zemini özellikleri hem yerüstü zemini özellikleri açısından. Ondan dolayı 2007'den sonraki binalarımıza vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kalabilir. Ama tabii ben uygulamadaki problemleri bilmiyorum. Normal şartlar altında tüm uyulması gereken şartları yapıldığı sürece, yani yönetmelik şartlarına uyulduğu sürece 2007 ve sonrası tüm binalarda bizler korkmayabiliriz. Ama korkumuz nedir? İki farklı şey vardı. Bir tanesi zaten sizin psikolojik durumu. Neden? Çünkü görünmeyen bir şey. Yani görünen bir durum olur. Karşıdan bir araç gelir. Siz ona göre önlem alırsınız değil mi? Sizde bir araç kullanır. Evet. Evet. Karşı gergin, sinirli bir adam size doğru geliyordur. Siz de ona göre bir önlem alırsınız. Ama bu her an nerede? Uyurken olabilir, yürürken olabilir, duşta olabilir. Her zaman her şekilde 7-24 olabileceğinden dolayı ve görünmez bir durum olduğundan dolayı bir ekstra bir korku, psikolojik korku üretiyor. Diğer sizin yapısı, yani şey olarak biraz daha böyle yapısal problem olarak da binalarımız maalesef 40, 50, 60 yıllık binalar olduğundan dolayı ve binalardaki yapılan malzemeler de iyi olmadığından dolayı ekstra o korku da artırıyor diyebilirim. Ama korku evet. olmaması için 2007 ve sonrası binalarda kalmamız yeterli. Doğru. Yani tabii ben işin çok güzel özetlediniz. Aslında işin insani o korku duygusundan bahsetmiyorum. O duygu hepimizde vardır. Az var, korkarız, evet. çok korkarız. Ama şunu bilmeliyiz. Ben bu binanın içindeyim. Bu bina, yani Allah korusun öyle bir deprem vermesin de işte 8, 9 neyse kaç şiddetine kadar yok, dayanıklıdır. Türkiye'de olmaz. O olmaz mı o şiddette? Yok. Yani şey karakter olarak yok. Çünkü dalma batma zonu olması gerekiyor. Zaten 8 ve üzeri depremler hep uzak doğuda olan okyanus sırtı dediğimiz yerlerde meydana geliyor. Ama Türkiye'de şu ana Doğru. kadar zaten 7.8 büyüklüğünde, 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş Erzincan'da. Onun da daha büyüğü bir olmaz. İzmir ve çevresini konuşacaksak zaten son 100 yıldaki şeylere bakıldığında, verilere bakıldığında, deprem izleme istasyonlarına bakıldığında, çünkü 1900'den bu zamana kadar yıllarda bizler magnitüt şeyine, yani aletsel döneme geçtik. Aletlerin veri aldığı sonuçlarla bizler yorum yapıyoruz. Oraya baktığımızda İzmir ve çevresinde yerleşimin olduğu yerlerde özellikle 6.5 ve 6.6 büyüklüğünde geçen depremler yok. Evet. Ondan dolayı bizler bunun üstünde bir deprem beklemiyoruz. Evet. Ama şimdi büyük mesela... bir ama var. Yani ama büyük bir ama var. Onu da ilerleyen dakikalarda evet. şey yapabiliriz tabii. Açıklamalarını evet. yaparız. Tabii şimdi Sinancan Bey, mesela ben çocukken müstakil bir evde doğup büyüdüm. İzmir Şirinyer'de. Orada işte ilk apartmanlar yapılmıştı. 3 kat, 4 katlılar. Ben mesela şeyi çok net hatırlıyorum. Hatta ustalara yardım etmekten de çok mutluluk duyuyordum yaz aylarında. Mesela çimento torbaları atılırdı. Evet. Mıcırlar işte toprak atılırdı. Onu ustalar bir elerdi bir kısmını. Sonra küreklerle çimento torbalarını yararlardı, karıştırırlar. Sonra sırtlarını alırlar, dökerlerdi. Doğru. Şimdi düşünüyorum, o binaların bazıları hala ayakta. Ya diyorum ki bir tamamen vicdana kalmış bir şey. Kaç torba tabii çimento. Tabii işçinin o dönem yapılmış işçinin vicdanına kalmış. Tabii yani çimentoya zam gelir, iki torba az koyalım. Demir kaçlık demir. Yani o kadar büyük bir sorunlu bir dönemden geçmişiz ki bazı o binaların hala bazıları ayakta. İşte bu kentsel dönüşüm herhalde o binaları yeni binalarla sağlamlaştıracak. Çünkü Allah korusun diyoruz, hep Allah korusun diyoruz ama çok büyük bir 17 Ağustos depremini hepimiz çok net hatırlıyoruz.
Yani o deprem ülkemizi hem vicdani yönden, hem yürekten, hem de ekonomik anlamda da çökertti. Kocaeli, İstanbul, işte Avcılar, Yalova. Yani bu iş, siz bu işin uzmanı olduğunuz için şöyle söyleyeyim. Bu iş gerçekten çok önemli bir iş değil mi? Yani şöyle bir cümle bak, şimdi 99 depreminde herkes resmi rakamlara göre yaklaşık 17 bin insanın hayatını kaybettiğini zanneder ama 99 depreminde bir kişi ölmüştür gerçek anlamda. O da fay çukuruna düşen bir bekçimizdir. Onun haricinde her şey ihmalkarlıktan dolayı hayatını kaybetmiştir vatandaşlarımız. Ya yapısal olmayan malzeme, ellerindeki yapısal olmayan malzemelerini sabitlemeden, yani bina sağlam bir şekilde duruyor. Ama üzerlerine yapısal olmayan malzemelerin düşmesiyle hayatlarını kaybeden yaklaşık 1000'e yakın vatandaşımız var. Bu nedir? 1000 tane vatandaşımız pisine hayatını kaybetmiştir. Yani demek istediğim şey, demin de bahsettiğim bir piramit var. Bu piramitte herkesin sorumluluğu var. Vatandaşlarımızın deprem anında doğru hareketlerinden tutun, yapısal olmayan malzemelerini sabitlemeleri gibi. Kentsel dönüşümün doğru bir şekilde hızlanması gibi. Artı yerel belediyelerde zemine tüt raporları var. Zemine tüt raporları, çok sahte zemine tüt raporları da ortaya çıkabiliyor. Ve bunların denetimi çok önemli. Ve her belediyede jeoloji ve jeofizik mühendislerinin istihdamıyla o zemine tüt projeleri gerçek anlamda denetlenmesi gerekiyor. Mühendislik kaidelerine uyup uymadığına dair veyahut da yönetmeliğine uyulmadığına dair bunlar hep bakılarak denetlenmesi gerekiyor. Bu ne denetlemeler az. Her belediyede maalesef jeofizik mühendisinin istihdamı olmuyor. Daha farklı şeylere kayılıyor. Ondan dolayı bu denetimlerin olmaması eski ve en ciddi sıkıntı maalesef kaçak yapılar. Yani mühendislik hizmeti almamış yapılar, deprem anında ilk yıkılacak ve hayatlarını kaybedecek olacaksa bir vatandaşımız, maalesef ilk olacak yerler kaçak yapılardaki yaşayan vatandaşlarımız. Çünkü hiçbir mühendislik kaydelerini almadan yapılan... Sinan Can Bey, ben İzmir'de... Almadan yapılan vatandaşlar. Evet, ben İzmir'de bir bina biliyorum, kolonu yok, 4 katlı. Mesela 4 katlı kolonu yok, o dolu tuğlalarla yapılmış. Yani 4 katlı yığma ve kolonu bina. Yok. Yığma bina. Yani. Evet, betonarme olmayan bina çünkü. Tabii o da bir riskli ama yığma binanın tabii ki şeyleri de, malzemeleri de önemli. 1 kat veya 2 katlı yığma binalı var ve iyi bir şekilde malzemesi hazırlanmış yığma binalar belki an gelir bizim güvendiğimiz betonarme yapılardan bile şey olabilir, daha sağlıklı olabilir. Ama benim demek istediğim, İmar kanununa göre 2 kat imarı olan bir yapının üzerine hiçbir mühendislik hizmeti almadan 2 kat daha, 3 kat daha sırf eşim, dostum, kızım, oğlum, akrabam kalsın diye, herhangi bir şekilde kira ödemeyip de burada barınsın diye yapılan binaların hepsi depremde ilk zarar görecek binalardır. Maalesef bizler sürekli söylediğim bir cümledir. İnsanlar kaçak yapı yaparken maalesef esasında sevdiklerine bir kat yapmıyorlar, inşa etmiyorlar, sevdiklerine tabut inşa ediyorlar diyorum. Ondan dolayı maalesef sadece İzmir'de değil ki, İzmir'de çok fazla kaçak yapı var. Ki belki de İzmir'de Türkiye genelinde en fazla orana bakıldı mı? Yani yapı oranı ve kaçak yapı oranına bakıldı mı? Yapı kayıp belgesi, imar affında yapı kayıp belgesi alınan, en fazla alınan illerin başında da gelebiliyordur büyük ihtimalle. Bunların engellenmesi gerekiyor. Ama maalesef bunlar hızlandı mı, bizlerin korku ve endişeleri artıyor tabii. Evet sevgili seyirciler, aslında jeofizik uzmanımızın söylediği sözlere çok dikkat edelim. Çünkü o normal bir hani kahvede dostunuzla ya da günde arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Bu muhabbet değil. Bu hem gördükleriyle, yaşadıklarıyla hem de uzmanlık alanıyla konuşuyor. Sinan Can Özüçer'le beraberiz. Ayrıca şu da var. Dediğiniz çok doğru. Hani bir bina yapıyorsunuz. Hadi kaçak yapıyorsunuz, tamam zaten o bir suç veya yanlış. Ama evet, bari bunları en azından malzemelerini en iyi şekilde kullanmaya bakın. Neyse artık biz geçip bir ihtimal. Zaten onu yapmanın amacı o malzemeden almak. Yani herhangi bir şekilde, evet, malzemeyi düşük bir şekilde, maliyeti düşürüp orada sevdiği birisinin kalmasını sağlamak. Ama olay öyle değil maalesef. Evet. Sonra da şöyle oluyor. Büyük bir afetle karşılaştığımızda işte nerede bu devlet ya da devlet yaparken neredeydi? Doğru aslında, ama bir taraftan da bu hepimizin sorumluluğunda olan bir şey. Devletin, belediyenin, vatandaşın, bu insani bir olay aslında. Şimdi ben şuraya gelmek istiyorum. Benim 5 katlı apartmanım var, oturuyoruz. Ya da 8 katlı apartmanımız var,
16 daire var. Bu bina sağlam mı, değil mi? Bu binanın durumu nedir? Ben bunu nasıl öğrenebilirim? Yani İzmir'deki en büyük problemlerden bir tanesi veyahut da öncelik olması gerekenlerden bir tanesi yapı stoğunun belirlenmesi. Yapı stoğunun da nasıl belirleniyor? Sadece gözlemsel değil. Yani herhangi bir şekilde yumuşak kat olup olmadığı, çıkmaların olup olmadığı veyahut da kat sayısı veyahut da zemine hangi zemine oturup oturmadığından ziyade tamamen numune alarak, yani kolon ve taşıyıcı sistemlerden numune alarak, silindir numune alarak o binanın malzemesini ölçmemiz gerekiyor. Bizler nasıl kan alıyoruz? Kan aldıktan sonra bunu bir laboratuvarda test ediyoruz. Bizler de binadan herhangi bir şekilde kolonla alarak, tabii ki bunu hasarsız yöntemleri de var. Hasarlı yöntem dediğimiz bu silindirli numune alma yöntemi. Ama hasarsız yöntem dediğimizde ultrason, sismik ultrason yöntemleri var. Onlarla binanın kolonun taşıyıcı sistemlerinden yine ölçümler alarak betonun kalitesini ölçebiliyoruz. Yani bizler bir oturduğumuz binanın sağlam mı değil mi veya da yapıldığı yılın projesine göre uygun olup olmadığını ölçmemizde bu şekilde yöntemler yapılabiliyor. Ama tabii bunlar tercih meselesi. Herhangi bir şekilde korkuya veyahut da paniğe de gerek olmayacak şeyler. Çünkü bilinmesi açısından, binası hakkında ön bir bilgi alması açısından önemli çalışmalar. Ondan dolayı bu çalışmaların hepsi vatandaşlarımız yaparak binalar hakkında ön bir bilgi sahip olabilirler. Ve bu şekilde kentsel dönüşüme adım anlamında evet bizim binamız gerçekten projesinin bayağı ciddi bir boyutun altında bizler kentsel dönüşüme adım atabiliriz diye sürece başlatabilirler. Ama tabii her şey vatandaşın isteğine bağlı, merakına bağlı ve adım atmasına, talebine bağlı. Bu arada İzmir'de de ciddi kentsel dönüşüm projeleri var da aslında faaliyete geçecek. Yanılıyorsam düzeltin, Uzundere bölgesinde var herhalde şu anda evet. Faaliyette olan. Ki çevre yolundan geçerken görüyorum çok modern diyebileceğimiz tarzda binalar, bir site ve güvenli bir ortam oluşuyor. Böyle lokasyonlar var mı İzmir'de kentsel dönüşüm projesi olan yerler? Var tabii, yani Karabağlar bölgesinde var, yine Bayraklı bölgesinde var, Karşıyaka, Örnekköy tarafında var. Yani hem bakanlığın olsun hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olsun sağladığı veyahut da adım attığı veyahut da programsal anlamında belirlediği yerler var. Ama dediğim gibi her şey biraz daha hızlanmayla ilgili bir durum. Belli başlı şeyler geldi. İmar affı maalesef biraz kentsel dönüşümün önünü biraz engelledi gibi. Çünkü vatandaşların çoğu imar affına başvurarak iki kat imarı olan şeyi iki kat daha kaçak yapıp da onu yapı kayıt belgesini alıp dört katlı imarlı bir şekilde durum olduğundan dolayı kentsel dönüşüme adım atılacak zamanda iki kattan hak isterken şimdi dört kattan hak istemeye başlıyor ve bu da tabii ister istemez tıkanmalar olabiliyor. Ondan dolayı maalesef biraz yavaşlama, bu son 3 yıldır yavaşlama mevcut. Ama İzmir'de muhakkak ve muhakkak gerekirse bir pilot bölge belirleyerek bunun hızlanması gerekiyor. Kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Yani bunu bütün pilot bölgenin belirlenmesi de çok zor bir durum değil. Yani İzmir'de zemini en kötü ilçeler hangileri? A, B, C, D. Bunlardan bir tanesini seçelim. Bu bir tanesinin en kötü mahallesi hangisi? Şu. İşte şu mahalleden başlayarak bizler kentsel dönüşümü hızlandırabiliriz gibi bir projeyle bunun adımı atılması gerekiyor ki İzmir birçok konuda öncü bir il olarak bizler hep gururla övünüyorsak bu konuda da öncü bir il olarak da övünmemiz için bu adımın hızlı bir şekilde atılması gerekiyor. Buna sahip hem maddi anlamda hem de teknik anlamda hem il müdürlükleri, yani bakanlığa bağlı il müdürlükleri olsun hem de büyükşehir olsun ekipmanlar mevcut. Ondan dolayı bizler tabii ki bu demin de siz bahsettiğiniz son 3 aydan beri bir de sadece ülkemiz değil tüm dünyayı etkileyen bir virüs sorununa girdiğinden dolayı iyice bu tarz durumlar, bu tarz projeler diyeyim ya da önlemler biraz duraksadı tabii. Azalmaya başladı tabii. Ama bizler kendimiz iki tane vatandaş olarak iki tane işi yaparsak, yani biri yapısal olmayan malzemeler, üzerimize deprem anında üzerimize düşen bir dolap, bir eşya varsa bunları sabitleyerek gidip alışveriş merkezlerinden çok basit, bunu sabitleyici makine malzemeler var. Fiyatı evet, da çok ama çok uygun. Bunları sabitleyerek zaten riskin, evdeki riskin %50'sini ortadan kaldırmış oluruz. Diğer %50 riskte deprem anında doğru hareketi belirleyebilmek.
doğru hareket ise sağlam olan bir eşyaya, yani bu bazalı bir yatak olabilir, bir sandık olabilir, çamaşır makinesi olabilir. Bunları sırtımızı dayayarak depremin geçmesini beklediğimizde, bir yaşam üçgeni oluşturuyoruz çünkü biz orada. Depremin geçmesini beklediğimizde de işte bir %50 daha riski de ortadan kaldırarak bizler vatandaş olarak üzerimize düşen sorumluluğun iki tanesini de yapmış oluyoruz. Yani demin de bahsettiğiniz her şeyi yere belediyelerden, her şeyi devletten, her şeyi daha farklı olmaz. Yok, demek yok, tabii. Olmaz. Bizler kendi bu üzerimize düşen iki farklı görevi, sorumluluğu yaptığımız sürece kendi üzerimize düşen, vatandaş olarak kendi üzerimize düşen problemi, sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Sinan Can Bey, şimdi mesela 15 katlı bir bina görüyorum ben. Evet. 6 katlı bina, 9 katlı bina. Şimdi önünden geçiyoruz sürekli. Şimdi biraz temeli kazılıyor diyeyim. Bir insan boyu diyelim. 1,5-2 metre neyse. Demirler döşeniyor. Sonra o binanın çıkışını görüyoruz. Halk arasında şöyle bir şey var. Ya arkadaş diyor. Çok derine inmeden bu binayı böyle dikti. Bu durur mu? İnsanda böyle algılar oluşuyor. Bunu bize mühendis olarak izah edebilir misiniz? Nedir bu işin olayı? Yani tabii çok derine girdik. İnşaata kayan bir problem ama yani basit bir şekilde söylemek gerekirse, yani bize de çünkü birçok proje geliyor. Ben de belediyede bu projeleri denetleyen biri olduğundan dolayı. Şimdi bir buçuk kat derine kazılıp da orada yapılan bir temelin yüksekliği 8-10 katı geçmemesi gerekiyor. Bu bir. Hı-hı. Ama tabii her şeyin başı zemin. Yani çünkü tüm projeler, yani ruhsatı tabi olan tüm projeler, bir hayvan kümesi de dahil olmak üzere ona bile ruhsat alınıyorsa, yapılan tüm projeler zemine göre tasarlanıyor. Depreme göre tasarlanan, yani zemine, ilk baştaki proje zemine projesidir. Çünkü bir yapı yapıldığı zaman, yani ruhsat aşamasına geçildiği zaman inşaat projesi var, mekanik proje var, elektrik projesi var, mimari proje var. Bunların hepsi onaylanarak, tüm doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı denetlenerek ruhsat aşamasına geçiyor. Ama tüm bu projelerden önce zemine yapılması lazım. Zemine yapılıyor ki zemine projelerinde statik ve dinamik parametrelere göre, evet, sondajdan alınan değerler nedir? Şunlar şunlardır. Jeofizik verilerden, sismik verilerden alınan parametreler nelerdir? Bunlardır. Deprem anında bu zemin nasıl hareket eder? Evet, A, B, C gibi parametrelerdir. İşte ondan sonra statik proje çiziliyor ki o statik projeden sonra o yapıyı artık kazık temel mi, temel çeşidine göre tamamen radye temel dediğimiz her tarafı demir ağlarıyla yapılmış bir temel mi kurtarır, yoksa kazık temel mi kurtarır, 70, 60 ya da 40 metre derinliğindeki kazık temeller mi kurtarır? İşte o hesaplamalardan sonra tasarlandığından dolayı o zemine göre doğru bir şekilde, evet, doğru. Bunlar süreç benim, devam ediyor. Benim belki biraz evvel sorduğum soru, özür dilerim, biraz da inşaat mühendisine kayan bir soruydu, haklısınız. Ama mesela şimdi şey vardır, İzmir'in mesela ben Şirinyer tarafındayım. Buca Şirinyer tarafında. Zemin güzel. Ne zaman bir inşaat yapısı hep sert zemin çıkar. Ama evet, bilirsiniz işte Bayraklı tarafları, Bornova tarafları, oranın toprağı da çok verimlidir. Çok yumuşak bir zemin. Özellikle otoyol yapımında gördüm ben. O büyük viyadükleri kazmak için hakikaten yani yerin kaç metre altına gittiyse en kaliteli toprak çıkmaya devam etti. Halk diyor ki işte normal sıradan benim gibi vatandaş, zeminim diyor, zeminim kayalıksa, betonsa sağlamdır, topraksa risklidir. Bu doğru mudur? Ya şöyle bir şey, yapılan projeye göre tabii ki diyeceksiniz ki ikisi arasında fark nedir? Evet, ben kayalık bir zeminde, yani yeni yenilmeliğe göre yumuşak bir zeminde mi bir bina alırdım, kayalık zeminde mi bir bina alırdım? Tabii ki kayalık zeminde bir bina alırdım. Evet. Neden? Çünkü yumuşak zeminde, alüvyon dediğimiz zeminlerde alınmış bir binanın temeli ne kadar sağlam olursa olsun, yapısı ne kadar sağlam olursa olsun, deprem dalgalarını hissetme şiddeti daha fazladır. Bu da benim korkumu veyahut da endişemi artırır. Tabii ki o bina 2007, deminki şartlara göre söylüyorum, 2007 ve sonrası deprem, 2007 ve sonrası yapılmış bir binada alırsam, orada depremi görürsem, evet, orada bir çok ciddi bir yıkılma olmaz, can kaybım olmaz ama binam hasar görebilir. Neden dolayı hasar görebilir? Bu deprem dalgalarını fazla bir şekilde, şiddetli bir şekilde gördüğü için. Ama kayalık zeminde öyle değildir. Kayalık zeminde deprem dalgalarının şiddeti, yani genliği daha düşüktür. Daha düşük olduğundan dolayı binaya daha hassas, daha az bir şekilde çarpar. Yani elimle göstermemiz gereken, kayalık zeminde deprem dalgaları bu şekilde ilerlerken, alüvyon, evet, zeminde veyahut da daha yumuşak bir zeminde, Bayraklı taraflarında bu şekilde ilerler.
Bu şekilde ilerledikçe binaya tabii vurması şiddeti daha fazla olur. Ve korkumu, endişem veyahut da binaya yapılmış zararı daha fazla olabilir. Yani riski anlamında daha fazla olabilir tabii. Onun için her zaman kayalık zeminde alınan bir binalar diğer binalara göre ekstra daha artı bir daha avantajlı. Ben 2007 yılında olduğunu bilmiyordum. Mesela ben bugün sizden yayında öğrendim. Ben aslında 1999 sonrası 17 Ağustos 1999'da meydana gelen o acı Kocaeli depreminin evet. ardından 2000 yılından sonra yapılan bütün binaları çok güvenli biliyordum ama demek ki o arada da bazı kanunlar çıkınca 2007'den sonrası çok net şekilde güvenli diyorsunuz. Peki. Tabii, şimdi 75 yönetmeyi 1975 yönetmeyi var. 1998 deprem yönetmeliği var. 2007 deprem yönetmeliği var. Ve de 2019 deprem yönetmeliği var. Evet. O en son çıkan artık bütün dertleri, sıkıntıları görerek çıkan belki de en mükemmel yasadır. Şimdi yeni evlerde sorun yok. Peki çok katlı bir apartmanda oturuyoruz ama yapım yılı 1973, 75, 77. Neyse işte eski yıllar. Yani güvende oturmak da zor ama bir taraftan da onca da böyle 5.2, 5.9'luk depremler de geçirdi bu binalar. Bu binaların sağlam olduğunu tescil etmiyor mu aslında? Bir eşik dediğimiz bir kıvam vardır. Yani tabii ki belli bir seviyeye kadar ya da belli bir güce kadar direnç gösterir, bir de belli bir şey kadar gösterir ama 5.2'ye kadar bir de şöyle bir şey, depremin nerede olduğu da önemli. Yani İzmir Körfezi'nde, Ege kıyısında veya Manisa'da olan bir deprem, 5.2 büyüklüğünde bir deprem, demin anlattığınız bir binaya, zemindeki bir binaya geldiği zaman belki 4.5'lere, 4.8'lere kadar inebilir. Ama tamamen yapılaşmanın olduğu bir yerde şayet 5.2, 5.5 ya da 5.8 gibi bir deprem meydana geldiği zaman o binanın zararı daha fazla olacaktır. Doğru. Belli bir direnci göstermiştir, gücünü göstermiştir o deprem dalgalarına karşı ama bir eşiğe gelmiştir, bunun biz farkında değilizdir. İşte yakın bir zamanda 6 büyüklüğünde ya da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği zaman o bina belki de daha ciddi bir zarar görebilir. Şey gibi düşünün, Van'da bir deprem olmuş hatırlarsınız. 2011 yılında 7.2 büyüklüğünde Van Erciş'te ve artçı depremler de tabii muhakkak devam ediyordu. O depremde yıkılmayan bir otelimiz artçı depremlerde tamamen yıkılmıştı. Bayram Otel. Bayram Otel. Evet, değil Bayram mi? Oteldi. Bayram Otel. Ya, benim birçok gazeteci arkadaşım da oradaydı. Yani Japonya'dan bir deprem uzmanı. Japonya'dan da bir akut personeli orada hayatını kaybetti. Onlar da mesela benim arkadaşlarım da otelden yaklaşık çok kısa bir süre önce çıkmışlardı. Onun için otelin adını falan çok iyi biliyorum. Hatta otelin dış cephesi o kadar güvenli, o kadar çok güzeldi ki bina o kadar da dediğiniz çok doğru aslında. Demek ki ilk başta sallamış o şeyi. Belli bir eşiğe gelmiş, göstermiş. Doğru. Belli bir eşiğe gelmiş ama ondan sonraki en ufak bir deprem, artçı depremde tamamen infilak olmuş. Peki gelelim bölgemize. Bu da gibi açıklayabiliriz. Doğru. Çok net olarak açıkladınız, haklısınız. Yani bundan önce o 5.2, 5.9'larda bir şey olmaması onların çok sağlam olduğu değil. Gelebilir. Şimdi ya şöyle bir şey. Tabii ki önemli olan tabii ki can kaybı en önemli şeydir ama orada bir mal kaybı, malla ilgili ciddi bir sıkıntı olduğu zaman, örnek veriyorum, orta hasarlı bir bina haline geldiği zaman bile yani hepimiz ciddi anlamda mali durumu ya da maddi durumu çok üst düzeyde insanlar değiliz. Belki 20 yıl, 30 yıllık birikimimizle bir ev alıyoruz ve o evde yaşayamayacak halde olursak düşünün maddi zararı ve sosyal krizi düşünün yani. Hayatımızı tabii ki nefes alma anlamında devam edebiliyoruz ama maddi anlamda da nasıl bir probleme adım attığını da görmüş oluyorsunuz. Yani ondan dolayı orta hasarlı bir binanın meydana gelmesi bile depremden sonra bir vatandaşın farklı bir şekilde çöküşüne de neden olabilir. Ondan dolayı her şey çok önemli. Peki bölgemizle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Marmaris'te deprem oluyor. Marmaris İzmir'den bayağı uzak bir yer. Yani yanılmıyorsam herhalde 250 kilometre vardır herhalde. Var. Belki vardır. Bu tarafta hadi 100 küsür kilometre ötede, 100 yok hatta. Saruhanlı, Akhisar biraz daha uzakta. Mesela orada da deprem olduğunda İzmir'de ben birkaç tanesini hissettim. Çok ciddi, sanki merkez üssü benim evimin altı gibi geliyor.
O kadar ciddi sallıyor. Bu bayağı bir uzun bir hat mı? Bu hat hakkında ne dersiniz? Evet. Yok, deprem yani fay hattı, depremi üreten fay hattı 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometredir maksimum olsa olsa. Ama şöyle bir şey diyeyim. Şimdi bizler depremi yaşıyoruz ama deprem esasında birkaç dalgadan, yani sismik dalgadan, deprem dalgasından üretilen bir durum. Önce ne deriz depremi yaşadığımız zaman? Alttan bir şey vurdu deriz, değil mi? Bu işte dikey yönde hareket eden birinci dalgadır. Yani primer dalga dediğimiz dalgadır ki ondan sonra aradan 4-5 saniye ya da 5-6 saniye geçtikten sonra da ikinci dalga gelir. İkinci dalga da yatay şeklinde hareket ettiği için binamızı yan bir şekilde sallar. Bu şekilde sallamaya başlar. Ve ondan sonra gelen yüzey dalgaları da burkulacak, yani burgu gibi bir hareketi yaptığından dolayı işte o tamamen yıkan bir dalgadır. Yani esasında binayı yıkan dalga üçüncü sonradan gelen dalgadır. Ve bu dalgaların hepsi, yani bu deprem dalgalarının hepsi her zeminde farklı hareket eder. Demin de bahsetmiştim. Yani kayalık zeminde daha farklı hareket eder, çakıllı zeminde daha farklı hareket eder, balçık zeminde farklıdır, dolgu zeminde farklıdır, kumlu zeminde farklıdır. Bizler bunu çok güzel bir örnekle şöyle de açıklayabiliriz. 99 depreminde Gölcük'te meydana geldi ama yaklaşık en büyük can ve mal kayıpları yaklaşık 200 kilometre ilerideki Avcılar ve Bağcılar'da meydana geldi. İşte evet. Ondan dolayıdır. Yani merkez üstü kayalık bir zemin, sıkı bir zemin olduğu zaman deprem dalgası o bölgede zarar vermeyebilir. Ama o deprem dalgaları yüzeyde yayıldıkça 100-200 kilometre ya da 250 kilometre balçık bir zemini gördüğü anda veyahut da dolgu bir zemini gördüğü anda hemen kendine gelmeye başlıyor. Yani küçük olan genliği hemen birden büyümeye başlıyor. O büyüdükçe güç alıyor. Güç aldıkça büyüyor. Büyüdükçe de bizlerin depremi hissetme oranı daha fazla oluyor. Ama bakıldığında depremin olduğu yerde kayalık bir zemin olduğu için biz onu daha hafif hissedebiliyoruz. Veyahut da hissetmiyoruz bile. Bizler bir bakıyoruz ki ben hiç depremi de hissetmedim diyorsun. Ama 200 kilometredeki evet. akrabamızla konuştuğumuzda hemen arıyor. Eyvah diyor, ben burada çok fena korktum. Çok ciddi panik yaşadım diyebiliyor. İşte bu tamamen evet. zeminden kaynaklı. Deprem dalgalarının farklı zeminlerde farklı bir hareket halinde olmasından kaynaklı diyebiliriz. Şimdi Sinan Can Özeçer'le beraberiz. Jeofizik mühendisimizle programımızın da yavaş yavaş sonuna giriyoruz. Bir sorum daha olacak size. Genelde depremi biz şöyle yapıyoruz. Mesela şimdi bundan sonra 2 yıl hiç deprem olmasın, hiç konuşmayız. Unutulup gidiyor. Evet. Merak ettiğim bir şey var. Acaba toplum sarsıldığı zaman, depremle değil yani bu korkuyla sarsıldığı zaman daha çok mu konuya sahipleniyor? Yoksa bütün dünyadaki 8 milyar insanın genelde genetik yapısı böyle mi? Yoksa bizim kendimize has bir davranış şeklimiz midir? Şimdi mesela bu 2-3 gündür pandemiden biraz daha azaldı tabii onun sohbeti. Ne oluyor ya, böyle çok sallanıyoruz, acaba gelir mi diye muhabbet oluyor. Tabii ki gelmesin yani, kim ister ki gelsin diye, ama böyle bir tehlike var ama, değil mi? Yani deprem olabilir tehlikesi var. Sen önlemlerini al diyor. Neden biz böyle unutuyoruz? Yani mesela ben 17 Ağustos depreminde dedim ki bu bir milattır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedim, ama işte öyle olmadı. Eskisi gibi olan çok şey oldu. Evet. Bizim genetik mi böyle? Ya bizim yani ülke anlamında bence yapımız bu. Yapısal bir durum bence. Karakteristik bir durumdan kaynaklı olabiliyordu. Çünkü uzak doğudaki Japonlar böyle değil. Veyahut da Avrupa'da pek fazla deprem olmuyor. Yaklaşık Doğu Avrupa'da depremler fazla oluyor ama bizden kaynaklı olabilir. Bizler çünkü hemen unutabilen insanlarız. Biraz rahat toplumuz. Acımızı da belki toplumu. Unutuyoruz. Belki sevinçlerimizi de veyahut da iyilikleri ya da kötülükleri unutabiliyoruz belki, ama bu sinsi bir varlık. Yani Ocak ayını belki hatırlarsanız İstanbul'da deprem oldu. Manisa'da deprem oldu. Elazığ'da tabii, deprem oldu. Çok ciddi depremlerdi. Ve can kayıplarına da sebebiyet verdi. Yani 22 Ocak'ta Manisa'da oldu, 25 Ocak'ta Elazığ'da oldu. Ve Elazığ'da maalesef 30 küsur vatandaşımız hayatını kaybetti. Yazık ki. Malatya ve Elazığ. Ondan sonra ya çığ felaketleri meydana geldi, sonra şehit haberleri meydana geldi. Yani gündem değiştikçe tabii ki maalesef bir unutkanlık olabiliyor. Sonra da pandemi kopunca iyicene bir uzaklaşma oluyor. Ama böyle hareket halindeyken tekrardan acabalar meydana geliyor. Ama şu bir gerçek ki şunu bilmemiz lazım. Bizler coğrafya anlamında burada yaşayacaksak depremle yaşamalıyız da öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bu deprem her zaman olacak. Bunun için herhangi bir şekilde öngörüde bulunmama gerek yok. Yani şundan dolayı öngörüde bulunamam. Ya da bulunan kişiyi de bence suratına vurmak lazım.
Yani deprem 3 bilim yani denklemdir. Yeri, zamanı ve büyüklüğünü biz bilemeyiz. Şu anki teknolojiyle bilemeyiz en azından. Ama bununla ilgili yorum yapan, tahminde bulunan kişilere karşı hangi veriler, hangi sismolojik veriler, hangi bilimsel kanıtlara göre böyle bir yorum yapıp da bizleri bu duruma getirebiliyorsun diye de sorular sormamız lazım. Çünkü çok ciddi ve çok afaki evet. Şeyler bunlar. Peki yani, son bir sorum size şöyle bir şey. Buyurun. Özür dilerim, sözünüzü kesin tamamlayın. Yarım kalmış. Yani şöyle bir şey. Ya bizler felaket tellallığı yapan insanlar değil de tamamen bilimsel verilere dayalı olan evet. Kişilere inanarak biz hareket etmemiz kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Ben şunu sormak istiyorum. Siz bir deprem anını hissettiğiniz anda bir binadayken bizim gibi insani bir refleks mi gösteriyorsunuz yoksa bunu biraz bilimsel açıdan o anda düşünebiliyor musunuz? Ki şu biraz olacak bu olacak diye. Olabiliyorum. Biraz beklemeye geçiyorum. Yani bir bakayım diyorum nasıl gidecek. Baktım ki 200 saniye içerisinde aynı tempoda biraz daha gidiyorsa demek ki bu evet yavaş yavaş soğuyacak anlamına geliyor ama bulunduğum yerde en temkinli yere yine gidiyorum ama daha tabii böyle bir şey şu ana kadar 2005 yılında yaşadık biliyorsunuz. Evet. Orada da seriye bağlamıştı. O çok ciddi bir depremdi. Hepimizin ciddi bir şekilde korkutan ve bundan sonra da 15 yıl oldu da hala o bölgelerde Doğanbey Fayı'nda ve Tuzla Fayı'nda bir hareketlilik yok. Kuzey tarafında, Karabük'ün tarafında sürekli hareketlilik var. Orada bir enerji boşalımı var ama güneyde bir hareketlilik olmadığından dolayı da beni ister istemez bir endişeye sevk ediyor. Ama bu tamamen orada olacak, şu şekilde olacak anlamına gelmesin. Yalnızca bir istatistik bir bakış açısı. Ama biraz daha temkinli davranıyor diyebilirim. Çok doğru söylüyorsunuz hakikaten. Ben 1999 yılında Kandilli Rasathanesi genel müdürüm oluyor, başkanıma neyse. Ahmet Mete Işıkara, evet. Ahmet hocamız. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Ben onunla bir yayın yapmıştım. Bana deprem anını anlattı. Sanırım 45 saniye sürmüş o deprem. Evet, 99 depreme öyle. İlk şöyle söyledi bana. Tamamen sönümlenene kadar 45 saniye. Evet, ilk dedi 15-20 saniye, 20 saniye. Müthiş salladı. Hep de bilimsel baktım. Onun için bu soruyu size sordum. Aynı şekilde siz de öyle cevap verin. Ha şimdi şu olacak. Tamam şimdi bu oluyor. Tamam tamam evet. Yavaşlayacak. 20 saniye dedi durdu dedi. 15-20 saniye. Sonra 2-3 saniye boşluk verdikten sonra bir daha sallamaya başlayınca hanımına şunu söylemiş. Çabuk çıkalım bu bir felaket demiş. Hiç unutmuyorum o sözünü. Yani hakikaten de 45 saniye çok 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 uzun bir süre değil mi? Bu yani 7.2 miydi yanılıyorsam güzel. 7.4 45 evet. Saniye çok ciddi bir şiddetle ciddi bir süre değil mi? Bu yani şey 45'e için. Kadar şu anda 45'e kadar sayın ya 30'dan sonra kalmaya başlarsınız yani. O kadar. Evet ben onu çok denedim. Dediğiniz gibi çok denedim onu geçmiyor vakit. Hele deprem anında hiç geçmiyor. Hele ki o felaket anında hiç geçmez. O panik halinde hiç geçmez. Peki. Sinan Can Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Hakikaten aslında şahsımı da bilgilendirdiğiniz çok bilgiler oldu. Çok net bilgiler aldım. Yani kısa sürede ben, en azından hem siz olsun hem vatandaşlarımız olsun hepimizin hani, anlayacağı şekilde indirgeyerek teknik bilgiler söylemek herkes söyler ama bunu karşı tarafa yansıtamadığınız sürece geçiremediğiniz evet. Sürece hiçbir anlamı olmaz. Ondan dolayı ben de elimden geldiğince hepimizin biraz daha anlayabileceği şekilde konuşmaya Teşekkür ediyorum. Şimdi hani doktorlara deriz ya Allah sizi başımızdan eksik etmesin ama size muhtaç da etmesin. Şimdi sizinle sivilde çok görüşelim de inşallah bu son programımız olur. Bir daha yapmayız sizinle program. Yani, yapsak bile şöyle yapılır. Yok bilgilendirme amaçlı tabii ki. Tedbirler nelerdir? Güzel evet. Şeyler yapılırsa bunların teşvik anlamında da çoğalması anlamında söylenebilir. Bu şekilde kesinlikle. Olması daha iyi olur tabii. Doğru söylüyorsun. Çok iyi. Bilgilendirme amaçlı yine bir programda buluşmak dileği ediyoruz. Sinan Can Özeçer, İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Şube Başkanı. Tekrar teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarınıza da arkadaşlarınıza da buradan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ve ne yapıyoruz? Size tabii ki bundan sonraki tüm yayınlarınızda başarılar diliyorum. Sağ ol. Deprem gelip gidiyor da bir de şey var biliyorsun şöyle maske olayımız var. Maske yanımda benim de yanımda. Vallahi yanınızda takın onlar.
Kapatalım. Maske, mesafe. Harika. Harika oldu. Ben bir de hastaneden aldım bunu. Cerrahi maskesi. Hemşirelerin bağladığı. Onu bağlıyorum. Evet. Buna da çok dikkat edelim sevgili seyirciler. Evet. Vaka sayıları gittikçe artıyor. Entübe ve yoğun bakım sayıları artıyor. Bakın yoğun bakım ve entübe sayılarına bakın. Binin üzerine çıktı yoğun bakım. Ne olursunuz şu maskemizi, mesafemizi ve hijyenimiz şartları uyalım. Çünkü birkaç ay sonra okullar açılacak. 18-20 milyon öğrencimiz okula gidecek. Hayat biraz yeni normal hayata alışalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar değerli konuğuma. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Tüm rejide çalışan arkadaşlarımıza da buradan selamlarımızı sunuyoruz, sevgilerimizi sunuyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.